Kanal 3 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 3'ün yanında ben İşler Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan ana haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. İlham Aliyev İcra Partisi'ni görevden aldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir kişinin daha ilçe yürütme komitesinin başkanını görevden aldı. Şöyle ki Cumhurbaşkanı Saatli İlçe Yürütme Komitesi'nin başkanı Nazım Mehdioğlu İsmailov'un görevinden alınması hakkında kararname imzaladı. İlham Aliyev Mart ayının başından beri koronavirüs nedeniyle kapalı olan okulların ve üniversitelerin yıl sonuna kadar açılmayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev video konferansta yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle kapalı olan okulların ve üniversitelerin yıl sonuna kadar açılmayacağını, şimdiye kadar durum kontrol altında olduğunu, çok az ölüm vakası olduğunu ve ciddi önlemler alındığı için enfekte insanlara bulaşma riskinin düştüğünü, daha sonra ise İlham Aliyev şimdi dünyadaki neredeyse tüm ülkeler gibi biz de açılma sürecindeyiz. Bu nedenle uzaktan eğitim fırsatları gerçekten çok önemlidir. Tüm okullarımızın tamamen bağlı olduğu bir sistemimiz varsa bu büyük bir fırsat olacaktır. Bu durumda Azerbaycan önde gelen ülkelerden biri olacak ifadelerini vurguladı. Eylül ayına kadar düğün yasaklanıyor mu sorusuna tabip sözcüsü Ravana Aliyev cevaplandırdı. Ravana Aliyev, Ramin Bayram'ın adına yayılan bilgilerin yanlış olduğunu söyledi. Bakanlar Kurulu altında operasyonel karargah tarafından düğünlerin ertelenmesi ile ilgili açıklamada bulundu. 18 Mayıs'tan bu yana birçok alanda gevşemeye rağmen düğün yasağı hala devam etmektedir. Tabip sözcüsü Ravana Aliyev, Eylül ayına kadar düğünlerin yasaklanması hakkında yönetim kurulu başkanı Ramin Bayramlı adına yayılan bilgilerin yanlış olduğunu söyledi. Ramin Bayramlı'nın böyle bir açıklama yapmadığını belirtti. Hatırlatalım ki Azerbaycan'daki özel karantina rejiminin 31 Mayıs'a kadar uzatıldı. Profesör Adil Geybul'a Covid-19'un siyasi bir oyun olduğunu düşünen vatandaşlara koronavirüsün siyasi bir oyun olmadığını, söylenti olduğunu vurguladı. Profesör Adil Geybul'a insanları koronavirüsle ilgili söylentilere inanmamaya çağırdı. Bunların bazı insanların temelsiz düşünceleri olduğunu, koronavirüs enfeksiyonu henüz yayılmadığını, hayvanlardan insanlara bulaşan bu virüsün 1965'ten beri ve hatta ondan önce tanımlanmış olduğunu, kaynaklarının olduğunu, koronavirüsün bulaşıcı ve ciddi komplikasyonlara neden olabileceğini vurguladı. Profesör burada siyasi bir oyun yok ama gerçek şu ki bir enfeksiyon var. Bunun önlenmesi gerekir. İnsanlar maske takar, mesafe bekler, ellerini yıkar, dezenfeksiyon yapar. Bunların hepsi çok önemli. Karantina kurallarının kesinlikle uyulması gerekir ifadelerini vurguladı. Geybul'la daha sonra karantina kısıtlamalarının hafifletilmesinin gerekli olduğunu, insanların kurallara uymama sebebinden dolayı önümüzdeki günlerde koronavirüs enfeksiyonlarının sayısının artacağını belirtti. Azerbaycan'ın işgal altında olan Karabağ bölgesinde 24 kişiye koronavirüs bulaştı. Azerbaycan'ın işgal altında olan Karabağ bölgesinde 554 kişiye test yapıldı, 24 kişiye koronavirüs bulaştığı tespit edildi. Toplam 72 kişi karantinaya alındı, koronavirüs bulaşmış 8 kişinin ise iyileştiği bildirildi. Ancak Karabağ bölgesinde ölüm vakası yaşanmamıştır. İşler Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan ana haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.